Altını çizerek tekrarlıyorum. Enerjiden gıdaya, pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Yalan. Yalan konuşuyordum. Yalan mı? Yalan tabii. Neden abi? Ya Türkiye en az etkilenen ülke mi dedi? Yani yalan tabii canım. En çok etkilenen ülke mi? Yok yok, olur mu şimdi? Cumhurbaşkanı yalan söyler. Cumhurbaşkanı her şey yalan. İnşallah 2023'te yolcu için. Peki abi, neden bunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? En az etkilenen ülkelerden biriyiz diyor. Acaba abi, gerçekten en az etkilenen birileri mi var Türkiye'de? Öyle bir kitlesi var ki onun, koyun kitlesi, inanan. İnanıyor insanlar. Ha, onlara yönelik. Tabii canım, ona yapıyor. Onlar, anladım. Onlarla bir ilişkisi tabii, var. Tabii onlar hala şükreder edin. Ben koltukta kalayım. Onun peşinde yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki dünyada evet, hayat pahalılığı varken Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri dedi. Sen buna inanıyor musun? Bana sorma, siz söyleyin. Vallahi duydum. Çek abi beni, yayınlayacağım ama bak ben hep bunu istiyordum ha. Evet. Yok abicim böyle bir şey ya. Ne şeyi ya. Ben Avrupa'da gördüm. Burada da yiyip içiyoruz. Ha, bizim tuzumuz kuru. Sıkıntı yok da. Arkadaş, millete bakıyorsun, sıkıntı. Durumu kötü olan adam hem durumu kötü hem de şükrediyor, anladın mı? Toplumun kafası aşırı güzel. Niye acaba yani? Ne bileyim, bu kadar herhalde mazot mu kokluyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım ki. Muhalefetin de içine tüküreyim yani. Muhalefet ayrı bir kafada yaşıyor. Vatandaş olmasak çok güzel bir ülke, biliyor musun? Bak biz borsa işleri yapıyoruz arkadaşım. Ben dolar kazanıyorum, TL yiyorum. Benim tuzum kuru. Ben diyorum ki herkes böyle olsun. O diyor ki vatan haini, şerefsiz, PKK'lı. O zaman beter ol, bana ne? Bizim tepeden tırnağa sorunumuz var. Ahlaksızlık bir kere bizde. Niye bizde biliyor musun? Biz hırsız bir milletiz. İşimize gelsin gelmesin önce kabul edeceğiz. Vergi çalmak bizde. Naylon fatura bizde. Birbirimizi kazıklamak bizde. En ufak bir fırsat herhangi birimize verilsin, hemen başka birini dolandırmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ama Müslümanız diyoruz. Lan Müslümanlık çok basit. Kelime-i şehadet getir, Müslümansın. Bir de ahlaki diye bir şey var ya. Gittin Avrupa'ya gidiyorsun, bakıyorsun adam senin ne 1 liranı çalar ne de sana 1 lirasını çaldırır. Şimdi bana diyeceksin ki sen nereden gidiyorsun? Lan ben gittim gördüm. Anladım. Ya zaman makinesi yok diyorlar ya, yalan ha. Buradan biniyorsun uçağa, Amsterdam'a ineceksin ya 500 metre kara. Diyorsun ki lan 500 yıl ileriye gittim. Şimdi bak, bizim Avrupa'yla kendimizi ne zaman kıyaslarız biliyor musun? Bizim aldığımız en düşük ücret 40 bin lira olur. O zaman bu zamlar kimseye koymaz. Birim olarak adam şimdi alıyor 2100 birim. Orada ödüyor 2 birim benzine. Sen alıyorsun 4250 birim, sen benzin ödüyorsun 22 birim. Evet. Şimdi bak, birim bazından git. Evet. Şimdi gitmeyince adam diyor ki Avrupa'da da şey var. Ya sen hayatında hiç buradan Malatya'ya gittin mesela, mi ya da? Türkiye çok etkilendi mi abi bu ekonomik sıkıntılardan? Etkilenmez olur mu? Cumhurbaşkanı diyor ki çok etkilenmedi diyor. Olur. Kim mu etkilenmedi acaba? Olur mu öyle şey kardeşim ya? Ben dünya siyaseti okumuş bir insanım. Tamam mı? Yorum bile yapmıyorum şu anda. Anladın mı demek istediğimi? Bak bu çocuk. Hepimizin gelecek kaygısı var. Bak bu çocuk üniversite hazırlanıyor. Gençler genel olarak böyle. Benim bir beklentim yok. Evet, senin var mı? Başkanı diyor ki Türkiye hala huzurlu bir ülke. Almanya ekonomik sıkıntılardan abi etkilenmiyoruz biz. Çok uzun bir süredir hiç iyi durumda değiliz. Şu an seçim yaklaşıyor. Gene oy almak için yapabilirler. Ama buna inanıyor mu vatandaş peki? Abi şu an kimse inanmıyor. Şu Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki dünyada hayat pahalılığı var. Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri. Var tabii. Televizyon dinlemiyor musunuz siz? Nasıl seyretmiyor? Televizyon seyretmiyor musunuz? Söyle abi. Almanya'da yok mu? Amerika'da yok mu? Her yerde var. Ne var abi söyle. Hayat pahalılığı var. Ne var? Almanya'nın rafları boş. Hayır, şeyde marketlerde yağ yok. Ama bu işinize gelmez şimdi. Almanya'da yağ mı yok? Gidin gençler, gidin Almanya'ya gidin. 19 yaşına gireceğim. Sen gittin mi amca? Gittim. Gittin Almanya'da. Gittim. Ne zaman gittin? Evet. 50 sene. Her zaman gidiyorum. Peki bir şey soracağım. Almanya çok kötü, çok kötüyse gurbetçi vatandaşlar paraları değerli olduğu için neden Türkiye'ye geliyor, burada krallar gibi yaşıyor? Artık gelemiyorlar ama bak. Yok, geliyorlar da benim bugün arkadaşım eski yanımda şu an. Adamlar adam gibi çalışıyor. Bizimkiler çalışmıyor. Söyle dayı yaz. Nerede ki keyif satacak, oraya gidiyor yatmaya kalkıyor. Kim o, anlamadım. Ben senin gibiyken bir sandık limonu 6 kilometre götürüp tane tane sattım. Saygım para sonsuz, kazandım. Sana bir şey söyleyebilirim. Ben saygım sonsuz, sana bir şey söyleyebilirim. Ben de şimdi fabrikada çalışıyorum. Mesai bak, üzerine mesai yapıyorum. Bak şu an fabrikada iş yok. Tamam bak, para alıyorum, asgari ücret alıyorum. Asgari ücret yeter mi? Ne verecek?
Bana niye yetiyor? Mesela Almanya dediğin ülkede asgari ücret alan %3. Türkiye'de kaç? %3. Orada kiralar kaç? Türkiye'de kaç? Ha, biliyorum. Biliyorum. Onlara bakın yavrum. Enflasyon %4. Türkiye'de %60. Milleti böyle kaynatma. Ben de sana git bakalım kafelere bizim böyle gençler maşallah. Ondan sonra iş yok ha. Yani. Ekonomi iyi mi onu söyle. İyi herhalde. İyi mi? Evet iyi. BMW'den ekonomi iyi. Vatandaş iyidir. Geçiniyor. Geçin. İnsanlarda sıkıntı ya, yok. Akşam sen şeye git bak. Domatesin şu et yeme lokantalarına git de yer bulabilecek misin? Domatesin kilosu ne kadar? Domates zamanı değil şimdi. Domates zamanı. Şimdi domates zamanı değil şimdi. Ben sana kilosu. Bak abla alıştı. 40 milyon bak. 150. Bunlar tuttu hepsi. 150. Şunlar 150 lira tuttu. 3 poşet üzeri. Normal mi? Bir baksana. Neresi Türkiye? Domates en kötü hayattayız. Domates zamanı şimdi değil. En kötü hayat. Ama bak şurada bak kaç poşet var? Serada küçücük poşetler var. 150 lira ödedim diyor. Bilmiyorum. Normal mi? Bir şey bilmiyorum. Onu ben hesabını yapmadım. Sen biliyorsun. 150 lirayla kaç poşet alışveriş yapıyordun eskiden? Ya eskiden öyleydi, şimdi de böyle. Niye böyle? Avrupa niye böyle o zaman, onu da soralım. Avrupa'da gerçekten böyle bir durum var mı? Ben var mesela tabii. Böyle bir şey görmedim. Herhalde var. Herhalde var. Avrupa'nın neyi var? Herhalde var. Sor. Ben abi diyor ki 8 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ha abi sen gurbetçisin. Bak gurbetçiymiş. Abi Almanya bitmiş abi. Dedi abi. Yağ yokmuş dedi marketlerde. Almanya'da istediğin her şey, istediğin her yerde var. Var, para varsa var ama. Çalışıyorsun. Ne buradaki çalışıyor? Gibi çalışıyorsun. Değerli olmaz. Aylık alıyorsun. Kaç euro aylık? 2800 euro aylık alıyorum. Kaç? Ne kadar kira veriyorsun? 700 lira. Gördün mü? Ne neyi gördün? 700 lira. Burada 4 euro pahalı mı abi? 700 lirayı o zaman niye çevirmiyorsunuz Türk parasına da, kiranın ne kadar olduğunu bilelim. Buradaki 4000 lirayı niye çevirmiyorsun o zaman Türk parasına? Askeri 2800 lirayı Türk parasına çevirelim abi. Orada 2800 euro. Ne oldu? 700 lira kiraya verdi kaldı. Sen mi alıyorsun? Kaldı 2000 lira. Abi şimdi 2800 euroyu Türk lirasına çevirelim mi? Çevirelim mi? Ya ben fazla çevirmeden olmaz. Çevirelim, gel. Fazla çevirmeden olmaz. Çevirelim, gel. Evet, bir domatesin kilosu 45 lira olur mu ya? Türkiye gibi bir yerde. Başkan Erdoğan etkilenmiyoruz dedi. Acaba kim etkilenmiyor olabilir ya? Ya ben bir... Yani demek ki etkilenmeyen birileri var. Ben bile etkileniyorum. Zenginler etkileniyordur ama fakirler etkileniyordur her türlü. Bir öbek mi etkilenmiyor? Onu mu kastediyor nasıl acaba? Yani? Bak mesela ben Belçika'da yaşıyorum. Alım. Sen de mi gurbetçisin? Evet, alım. Diyor ki kimse gelmiyor diyor. Gelmiş bir tane. Ama ben dedem için geldim falan. Olabilir işte. Ya, gelebilir. Ama alım gücü ya. Maalesef yok burada. Herkes hayır, biliyor yani maalesef. Dedi ki, bak dedi Almanya ölüyor, bitiyor dedi. O yüzden buraya geliyorlardı, gelemiyorlardı. Yok. Yani Almanya nasıl bitiyor? Belki hayat yani. Yoktur eyvallah. Nasıl, neden? Çünkü çalışın, başka da hiçbir kaç şey yapmıyorsun. 8 saat eyvallah ama burada demek istediğim... 14 saat çalışıyor. Biliyorum tamam. Saat, evet evet, burada saat. Daha da zor. Ama hiç demek istediğim diye, ama alım olarak. Gücüm 10 numara. 5 sene çalış, gel burada en kral evi al, en kral arabayı al Allah'a şükür. O konuda rahatız Allah'a şükür maalesef yani. Hayat pahalılığında Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri oldu dedi. Türkiye'de oldu iş mu? Var dedi, muhalefeti suçladı. Ha, oldu mu? Ne oldu? Kim yönetti Türkiye'yi? Cumhurbaşkanı. Dana. Nasıl? Ekonomi iyi mi? Yok, işte iyi değil. Karışık. Cumhurbaşkanı diyor ki en az etkilenen ülkeyiz biz diyor. Hayır, çok da etkilendik. Hala etkilendik. Etki altındayız yani. Dünyada hayat pahalılığı varken Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri diyor. Sizce doğru mu bu? Yok ablam, işte doğru. Niye bunu söylüyor o zaman sizce? 4000 küsür lira maaş verdi asgari ücret. Onun yarısı faturaya, yarısı da şeye gidiyor, markete gidiyor. Yani bize hiçbir şey, birikim hiçbir şey kalmıyor. Çocuklar nasıl okuyacak? Anladım. Düzeltir mi peki bu hükümet sizce? Zannetmiyorum. Umudunuz yok mu? Yok, zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Ekonomi nasıl abla? Çok güzel ekonomi. Batmışık yerlere bak, şimdi gezdim. Bir çift terlik sordum. 250 lira dediler. Bir çift terlik annem. Ben bir tek emekliyle geçinen kişiyim. Nasıl? Normal mi sizce bu pahalılık? Normal olur muymuş oğlum? Kim yapıyor bunları? Başımızdaki yapıyor. Kim yapacak? Bu kadar. Yani Erdoğan yönetimi. Başımızdaki kim var? Erdoğan da diyor ki dünyada diyor hayat pahalılığı var ama biz çok etkilenmedik annem, diyor. Annem, benim eşim yurt dışında da durdu. Orada gelen her şeye zam, ekmeğinden tut iğnesine ipliğine kadar geliyormuş anında. Ama aylıklara da geliyormuş. Ha, hemen şeyi yapıyor gidiyorsun karşısında. O dünyayla bizi karıştırmayın sakın. Biz dipteyiz annem. Bu kadar basit. Buradaki rejim parası çok olan kapitalistlerin
sistemi olduğu için. Güçlü olanın yanında mı? Güçlü olanın yanında. Burada işçi, köylü, memur kaderine baş başa bırakılmıştır. Bunlar yani çaresiz ve çözümsüz bir millet olarak kalmıştır. Buna rağmen bilgi, siyasi bilgiler olmadığı için kaderlerine razı kalmışlardır. Yine de şikayetçi değiller. Memnunluğu budur. Hakkınız ben eleştiremem. Niye? Eleştiremem. Neden eleştiremiyorsunuz? Suçlu duruma düşersiniz. Korkuyor musunuz? Evet, korkuyorum. Cumhurbaşkanını eleştirmeye korkuyor musunuz? Korkuyorum. Evet, herkes niye korkuyor. Niye korkuyorsunuz amca? Herkes korkuyor. Cumhurbaşkanını eleştiren demokrasi insanlar... Demokrasi yok mu Türkiye'de? Şeytan mı korkuyor? Hayır, ben şeytan veya kötü adam kötüden demedim. Kötüden korkulur, şeytandan korkulur. Onu siz daha iyi bilirsiniz. Neyi söylemek istediğimi siz daha iyi bilirsiniz. Abi, ekonomi şu an nasıl sence? Berbat. Gel abla bekle. Berbat, berbat. Berbat diyorsun. Ha, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki, dünyada bir hayat pahalılığı var. Evet. Ve Türkiye dünyada en az etkilenen ülkelerden biri dedi. Ben ne düşünüyorsunuz? Kabul etmiyorum. En fazla etkilenen ülke olarak iddia ediyorum. Ekonomik olarak iyi olanlar millet mi yoksa belli bir öbek bir kesim mi? Ya, şimdi bir de böyle bir durum var amcacığım. Türkiye'de mi? Evet. Türkiye'de bazı mesela gerçi onları dedim mi suçlu oluyor. Onları mı kastediyoruz? Olabilir, olabilir. Yani belli bir kesim tabii, var. Tabii olabilir. Hani onlar belirli çok etkilenmiyor ekonomiden. Ya onlar zaten etkilenmediler. Hayat pahalılığından etkilenmiyor onlar. Onlar zaten oldum olası etkilenmiyorlar. Acaba millet olarak gördüğü kesim onlar mı? Ama Türk milleti etkileniyor. Şimdi şurada diyelim ki ne? Bir iş yerine 3 tane asgari ücretle işçi alınacak desek en az 30 kişi, 100 kişi, 300 kişi müracaat eder. Asgari ücret nedir? İş 4, var dedi Cumhurbaşkanı 4250 lira. 4250 liraya muhtaç olan bir toplum nasıl oluyor da ekonomik anlamda rahat oluyor, işsiz olmuyor, huzurlu oluyor, mutlu oluyor. Bu mümkün amca mü yani? Sana da soralım. Mümkün mü? İş de var diyor Cumhurbaşkanı. Peki neredeymiş? İş de varmış. Hangi fabrika var da isteyebileceği? Bak, fabrika mı kaldı Türkiye'de? Kalmadı. Peki nerede çalışacak? Mesela siz gençsiniz. Nerede çalışacaksınız? Yani yok. Üniversiteyi bitirdiniz. Hayır hayır. Üniversiteyi bitirdiniz. Şu anda sokaklarımızda, caddelerimizde, parklarımızda, İş beğenmiyor evlerimizde. Diyorlar onlara. Ne diyorsunuz? Hangi iş varmış da beğenmemişler? Asgari ücrete talip olan bir üniversiteli, fakülteli bir öğrenci, bir fakülteyi bitirmiş bir kişi 4250 liraya talip oluyorsa iş beğenmemesi mümkün mü yani? Yani sizce bir üniversite mezunu bir genç asgari ücretle işte çalışması normal mi? Değil. Ya normal değil, ben onu normal onu demiyorum. Hayat artışları, hayat pahalılığı dünyanın her tarafında var. Ve Türkiye dünyanın en az etkilenen ülkelerinden biri dedi. Ve muhalefeti felaket tellallığı yapmakla suçladı muhalefeti. Ne düşünüyorsun abi? Muhalefeti felaket tellallığı yapmakla suçlamasından ziyade Türk sanayicisinin ve Türk esnafının sahtekarlığının birinci derecede etkili olduğunu düşünüyorum. Dolara %100 geldiyse bunların tamamı %300, %400, %500 koydular. Olayın tamamının özeti budur. Türk insanının sahtekarlığıdır. Türk insanının dürüst olmamasıdır. Peki abi bir şey soracağım. Dünyada etkilenmiştir. Doğrudur. Dünyadaki artış oranı, Türkiye'deki artış oranı belki totalde aynıdır. Fakat bize yansıması esnaftan kaynaklanan, özellikle üretici esnaftan kaynaklanan sebeptir. Şimdi bilgiyle birlikte soru soracağım. Bir de aynı zamanda elektrik faturaları %200'leri buldu. Onu ben size düzelteyim. Doğalgaz faturaları da öyle. Ben size onu düzelteyim. Akaryakıt da öyle. Şimdi bunlar esnafı etkilemiyor mu? Bunların yansıması %100 ise esnaf %100 yapsın. Yani onların da mı fazlası? Hayır. Diyorsun esnafın koyduğu %100 ise esnaf %100 yapsın. Hadi karını da koysun %20-30 ama esnaf %300-400 yapıyor. Yani doğalgaz faturaları zammı falan normal mi peki? Normal değil. Anladım. Normal değil. Mesela dünyada 100 dolarken 2000 dolara çıktı. Doğru. Siz böyle bir fikir söylüyorsunuz. Olabilir. Peki bunu kim denetleyecek abi? Denetleme konusunda hükümetin zaafı çok büyük. Anladım abi.